Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Hoş geldiniz dersimize. Zikri Sezgin ile matematik ekranlarındasınız. Evet bugün 10. dersimizdeyiz. Parabol 7'yi yapacağız. Yavaş yavaş fonksiyon uygulamalarının sonuna geliyoruz. Bugün ne yapacağız arkadaşlarım? Bugün parabol ile doğrunun birbirine göre durumlarını anlatacağım size. Acaba ne tür bir durumları varmış? Bunlardan bahsedeceğiz. Haydi bakalım başlayalım arkadaşlarım. Şimdi bir doğru ile bir parabolün birbirine göre durumları. Yani arkadaşlarım Parabol ile doğru. Örneğin şöyle olabilir. Parabol budur. Doğru böyle olabilir. Ya da parabol budur. Doğru parabolü kesebilir. İki farklı noktada kesebilir. Ya da parabol böyle bir şeydir. Doğru da parabole tam bir noktada teğettir diyebilirim. Şöyle çizebilirim. Acaba hangi durumlarda yani matematiksel olarak hangi izahları yaparsak bunların olabileceği hakkında konuşmalar yapacağız. Şimdi parabolümüzün denklemi y eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde verilecek bize. Doğrumuzun denklemi de mx artı n şeklinde verilecek ya da bazen kapalı doğru şeklinde de verilecek. Önemli değil. Biz bunların bu durumlarını inceleyebilmemiz için yani parabol doğruyu kesiyor mu kesmiyor mu yoksa teğet mi bunları inceleyebilmemiz için denklemleri ortak çözeceğiz. Ortak çözmek ne demek arkadaşlar? Denklemleri birbirine eşitleyeceğiz. Birbirine eşitlediğimiz zaman şuradaki gibi hepsini bir tarafa toplayacağız. Yani eşittir sıfır şekline getireceğiz. Artık bizim karşımıza yeni bir tane bir denklem çıkacak. Kaçıncı dereceden? ikinci dereceden bir tane bir denklem çıkacak. Buradan yorumumuz başlıyor artık. İşte bu denkleme bakacağız biz. Bu denklemin eğer deltası belli başlı şartları sağlıyorsa hepsinin bir karşılığı olacak. Bakalım onlar neymiş? Şimdi arkadaşlarım o denklemi bulduk. Ortak denklemi bulduk. Ortak denklemin deltasını inceledik. Eğer senin deltan sıfırdan büyük geliyorsa doğru ile parabol iki farklı nokta kesişir diyeceğiz. Ya da doğru parabol iki farklı nokta keser diyeceğiz. Bu noktaları artık bulmamız boynumuzun borcu olacak. Eğer bunlar kesişiyorsa bunları bulabileceğiz. Ya da üzerinde yorum yapabileceğiz. Tamam mı? Eğer ortak denklemin deltası sıfıra eşit ise yani sıfır çıkıyorsa doğru parabole teğettir diyeceğiz. Yani bir tane ortak noktaları var diyeceğiz. Bu ortak noktayı da bulmamız gerekebilir. Sonra üçüncüsü de eğer delta'ya baktınız negatif çıktı. Negatif çıktıysa de parabolle doğru ortak noktası yoktur. Ya da kesişmezler dememiz gerekiyor. Tamam ya da bunun tersi de olacak işte. Parabolle doğru kesişiyorsa işte şu bilinmeyen nedir gibisinden sorularda karşımıza gelecek elbette. Şimdi ilk önce biz olayın bir içeriğine girelim bakalım. Yani bu neymiş, nasıl yapılıyormuş onları bir bulmaya çalışalım. Diyor ki parabol ile doğru çiftlerinin birbirine göre durumlarını inceleyiniz. Yani bu bunu keser mi, kesmez mi ya da teğet mi bunu incelemeye çalışacağız. Tabii ki bunu koordinat düzleminde çizmemize gerek yok. Direkt biz ne yapacağız? Direkt ortak çözüm yapacağız. Bakın arkadaşlarım burada y eşittir diyor değil mi? Tamam. O zaman biz de şu sol taraflarını eşitleyeceğiz. Yani diyeceğiz ki x kare artı 3x artı 2 eşittir x eksi 2 olsun. Sonra bunları bu tarafa atacağız. x kare artı x'i attım artı 2x yaptı. Bunu da attım buraya artı 4 eşittir 0 yaptı. İlk önce bir çarpanlarını ayırmaya çalışacağız. Çarpanlarını ayıramadıysak hemen delta'ya bakacağız. Çünkü bazen ayrılıyordur aslında ama bizim sıkıntımızdan dolayı ayrılma yani O zaman ne yapacağız? Delta'ya bakacağız arkadaşlar. Tabii ki kimin deltası? Ortak denklemin deltasına. Delta eşittir dedik. B kare eksi 4 ac. Yani 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı 4'ten. Ne geldi arkadaşlarım? 4 buradan. Eksi 16 da buradan. Eksi 12 geldi. Anlamı ne bunun? Yani bu doğruyla bu parabol kesişmiyormuş. Yani şöyle bir şeymiş bunlar. Hiç ortak noktası yokmuş. Anlaştık. Geldik şimdi ikinciye. Aynı mantık. Tabii ki istediğinizi yapabilirsiniz. İsterseniz burada Y gördüğünüz yere yalnız bırakabilirsiniz. İsterseniz çıkarabilirsiniz. Çeşitli şeyler yapılabilir. Ama biz en kolayını yapalım. Y eşittir 2X eksi 5 diyelim. E burada da demek ki bizim X kare artı değil tabii ki de. X kare eksi 4X artı 5 denklemimiz. Parabolün denklemi doğrunun denklem olan 2x eksi 5'e eşitlersek acaba ne olacak? Bunu bu tarafa geldim. x kare eksi 6x artı 10 eşittir 0 oldu. Yine çarpanlara ayırmaya çalıştım ben bunu. Baktım işte çarpımları artı 10 toplamları eksi 6 yapar mı yapmaz mı diye bir yorumladım. Baktım bir şey çıkmıyor. Dediğim gibi ya bende sıkıntı var ya da bu hakikaten çarpanlarına ayrılmıyor. Bunu anlamamın tek yolu arkadaşlarım delta'ya bakmak. B kare eksi 4 AC 36 eksi yine 4 kere 10 40 yapıyor. Eksi 4 yapıyor. Hiç uğraşma diyor. Bu da çarpanlarına ayrılmıyormuş. O yüzden bu parabolde bunu kesmiyormuş. Tamam mı? Gelelim bakalım buna. Eksi x kare artı 3x artı 1 eşittir. Eksi x artı 5. Attım yine bu tarafa. Eksi x kare artı 4x. Bu tarafa atarsam eksi 4 yapıyor. Eşittir 0. Tamam. Şimdi eksiyle ile çarpayım arkadaşlarım şunu. x kare eksi 4 x artı 4 eşittir 0. Çarpanlarına ayıralım. E, kim olur bu? 2'ye 2, eksiye eksi, x'e x. Yani bu nedir arkadaşlarım? Burası x eksi 2'nin karesidir. Değil mi? Çünkü x eksi 2 çarpı x eksi 2. Heh, bak ne oldu? x eşittir 2 geldi. Yani tam kare bir ifade geldi arkadaşlarım. Tam kare bir ifade geldi. Yani aslında bunun deltasının 0 olduğunu anlatıyor bize. Pekala anlamı ne? İşte şu parabol ise, gerçi bunun kolları aşağı ama öyle çizelim hadi. Yani şu parabol ise doğrumuz da bunu tam bir noktada kesiyor. Yani daha doğrusu teğet oluyor. Tamam mı? Bu noktanın adı da nedir arkadaşlarım? Şuradaki x'i 2 bulduk ya. İşte bu noktanın adı 2 virgül. Y'sini bulmak istiyorsak da ister burada ister burada x görünmeleri 2 yazıyorum. Kolayı doğruda yazmaktır. 2 yazdım. Eksi 2 artı 5'ten artık burası kaç oldu? 3 oldu. Hani dedik ya böyle bir ortak noktaları varsa bu noktayı bulmamız gerekebilir. O yüzden de bunu da bulduk. Tamam. Sonra x kare artı 2x artı 3. Buradan x kare artı 2x artı 3 eşittir 5 yapacağım yine. Çünkü y eşittir 5 gelmiş. x kare artı 2x bunu bu tarafa attım. Eksi 2 eşittir 0. Tamam. Şimdi çarpanlarını ayırmaya çalıştın. Ayrılmadı. Çünkü yani çarpımları eksi 2 toplamları artı 2 yapan bir tam sayı yok. Şimdi ayrılmadı ama bu ayrılmayacağı anlamına gelmiyor. Biz hemen delta'ya bakacağız. Delta nedir arkadaşlarım? B kare eksi 4 AC'den 4 eksi 4 A ve C. Değil mi? O zaman buradan delta nedir? 4 artı 8'den 12. Bu pozitif geldi mi? Geldi. O zaman bunlar iki noktada kesişiyor. Yani şu parabol şöyle. Bu doğru da böyleyse burada iki tane kesim noktaları var. E hocam bunu bulamadık ya buradan. İşte deltası 12 geldi diye. Yani mesela bir 25 gelseydi bulabilirdik. Bir 16 gelseydi bulabilirdik. Bir 9 gelseydi bulabilirdik. Yani burası karesel bir sayı gelseydi aslında bulabilirdik. Bizim bunu çarpanlara ayırmaya ihtiyacımız olmayabilir. Biz sadece bunların kesişip kesişmediklerini kontrol ediyoruz. Delta da pozitif geldiği için bunlar da artık kesişmiştir. Anlaştık mı? He hocam kesim noktalarını bulabilir miyiz? Çok lazımsa bulabiliriz. Ama böyle delta 12 geldiği zaman ya da böyle tam kare olmayan sayı geldiği zaman kesim noktalarını değil de bunların toplamlarını ya da orta noktalarını falan soracak biraz sonra. Onlar da onları yapacağız. Anlaştık. Hadi bakalım şimdi artık uygulamalarına geçelim. Yani bize bunlar kesişiyorsa kesişmiyorsa gibi sorular sorduğu zaman ne yapabiliriz? Şimdi x kare eksi 3x artı 5 parabolü ile y eşittir x artı a doğrusu iki farklı noktada kesiştiğine göre a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Tamam. Yani senin parabolün şöyle ise doğru bunu iki farklı noktada kesiyormuş. Yani şöyle bir şeymiş. Tamam. O zaman arkadaşlarım yapacağım şey neydi? Parabolün denklemiyle yani x kare eksi 3x artı 5 ile doğrunun denklemini yani x artı a'yı ortak çözeceğim. Yani birbirine eşitleyeceğim. Bunu bu tarafa alıyorum. Şurası ne yaptı? X kare eksi 3x artı 5 eksi x eksi a eşittir 0 oldu. Biraz düzenlemem lazım tabii ki. X kare eksi 4x artı 5 eksi a eşittir 0 oldu. Bu ne arkadaşlarım? Bu benim ortak denklemim. Yani üzerinde yorum yapacağım denklem. Tamam buna hatta ortak denklem bile diyebiliriz. Bunun üzerinde biz yorum yapıyoruz. Tamam yani bunun deltasına bakıyoruz. Şu bizim için önemli. Şimdi diyor ki iki farklı nokta kestiğine göre demek ki bu ortak denklemin deltası sıfırdan büyük olmalıymış. Tamam mı? O zaman bunun deltasını sıfırdan büyük yapmamız lazım. E deltaya bakıyorum. Eksi b. b eksi 4 olduğu için karesi 16. Eksi b, şey, b, kare eksi 4 ac. B kare eksi 4 A'sı 1 olduğu için 1 demem lazım. C'si de 5 eksi A. Bunun pozitif olmasını istiyorum ben. Tamam. Dağıtalım isterseniz. 16 eksi 20 eksi 4 ile eksi A'yı çarparsam artı 4 A büyük 0. Buradan arkadaşlarım şurası ne geldi? Eksi 4 artı 4 A büyüktür 0 geldi. O zaman 4A büyüktür 4 oldu. A da büyüktür 1 oldu. Yani yorumum en son a büyüktür 1. a'nın değer aralığını sola, sorabilir. Yani 1 ile sonsuz arasında değerler alırsa bu şart sağlanabilir diyebiliriz. E ne diyor? En küçük tam sayı değeri diyor. E bu aralıktaki en küçük tam sayı değeri de tabii ki de 2'den başka bir şey değildir. Yani sadece şuradaki yorumumu yapıyorum. Artık buradan sonrası benim işlem yeteneğime kalıyor. Tamam mıdır? Hadi bakalım gelelim bir sonraki sorumuza. Ne diyor? Aynı mantık. Paraboli ile doğrusu kesişmediğine göre k'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Yani demek istiyor ki benim parabolüm şöyle. Doğrum da şöyle bir doğru. Bunlar birbirini kesişmiyor. Ama hangi k değerleri için bu oluyor? Onu bir araştır diyor. Araştıralım. Güzel. Haydi bakalım ne yapabiliriz? Aynı şey x kare artı 2x eksi k artı 1 eşittir. Eksi 3x artı 2 dedim. Bunları birbirine eşitleyin. Güzel. Buraya kadar iyi. Şimdi geldim bir sonraki adıma. Ne yapacağım? Bunları bu tarafa göndereceğim. Gönderelim. X kare. Eksi 3 x buraya geldi. Hatta gönderelim. Acele etmeyelim. Eksi k artı 1. Artı 3 x eksi 2 eşittir 0 dedim. Artık toparlamam lazım. Burası x kare. 2 x 3 x daha yaptı bana 5 x. Burası eksi k arkadaşlarım. Artı 1 eksi 2 daha eksi 1 eşittir 0 yaptı. Tamam bu da güzel kesişmediğine göre diyor. Demek ki ortak denklemin deltası sıfırdan küçük olacakmış. Tamam sıfırdan küçük yapalım. O zaman b kare eksi 4 ac. B'nin karesi 25 yani 5'in karesi. Eksi 4. A'sı 1 olduğu için yazmadığım eksi 2 eksi 1. Bunun da küçük sıfır olmasını istiyoruz. Buradan 25 dağıtırsam artı 4 tane k artı 4 küçüktür sıfır diyorum. Buradan arkadaşlarım 25'te 4 topladım. 29 artı 4K küçüktür 0. Buradan da artı 4K'yi 29'u karşıya atarsam eksi 29 yapacak. 4'e bölersem eksi 29 bölü 4 yapacak. Böyle sayılar sıkıntı değildir alışım bunlara. Çok sorun değil. Ne diyor? K'nin alıcı en büyük değer. Değer alın sorsa yine eksi sonsuzda eksi 29 bölü 4 arasında diyebiliriz. Ama en büyük değeri kaçtır diyor. Arkadaşlarım bu yaklaşık olarak kaçtır mesela? 7-28 olsaydı eksi 7 olacaktı. 29'dan eksi 29 olacak. Eksi 7 küsur bir şey. Yani bizim buradaki k değerimiz eksi 7'den küçük. Eksi 7'den küçük olan en büyük tam sayı alabileceği en büyük tam sayı değeri demem lazımdı buraya. Kaç olabilir? Tabii ki de eksi 8 olur diyeceğiz. Anlaştık. Sadece yorumumu yapıyorum. Bak görüldüğü üzere artık sonrasında işlemlerime dikkat ediyorum. Hata yapmamaya gayret ediyorum. Şimdi bu da diyor ki teğet olduğuna göre m'nin alıcı değerler çarpımı kaçtır? Bakalım. Yani mantık yine aynı. Şöyle yapıyorum. Şöyle teğet olmasını istiyor. Ama şuradaki m acaba ne olabilir diyor. Şimdi arkadaşlarım bizim yapacağımız iş yine aynı. x kare artı mx artı 2 eşittir. Şuradan da 2x eksi 7 diyeceğim ben. Ortak çözdüm. Yani eşledim birbirine. Atıyorum buraya x kare artı mx artı 2 eksi 2x artı 7 dedim. Eşittir 0 dedim. Bu tarafa gönderdim. Sonra bak x'ler iki tarafta var. Bak bir şurada var bir de şurada var. O zaman ne yapmam lazım? x kare artı x parantezinde m eksi 2 demem lazım. 2, 7 daha 9. Eşittir 0 oldu. Tamam. Güzel. Şimdi buradan sonra buradan sonra artık delta'nın 0'a eşit olduğu yorumunu yapmam lazım burada. Çünkü Parabol ile doğru birbirlerine t etmiş. Tamam. Deltası arkadaşlarım burada eksi, şey, b kare eksi 4 ac. Yani b'si m eksi 2'nin karesi eksi 4 tane a çarpı c'si 9 eşittir 0. Bunu açmayın arkadaşlarım. Çünkü niye? Şöyle yazabiliriz. m eksi 2'nin karesi eşittir. Şurası eksi 36. Karşıya atarsam 36. Benden denklem çözmemi istiyor. E kolay. E, m 2 buradan ya 6 olacaktır ya da ne olacaktır? Eksi 6 olacaktır. Değil mi? O zaman buradan bizim M sayımız ya 8 olacaktır eksi 2'yi karşıya atarsam ya da kim olacaktır? Eksi 4 olacaktır. Alabileceği değerler çarpımı kaçtır diyor. Bunları çarparsam artık eksi 32'ye ulaşabilirim. Buradan denklemi şey ifadeyi açıp işte karesini alıp çarpanlarına ayırabilirsin de ama Gerek yok bunlara. Tamam mı? Hele ki burası 36 değil de yani böyle tam kare sayı değil de daha böyle değişik bir sayı olsa iyice işler karışır o zaman. Yani mesela burası 12 olduğunu farz et. O zaman ne diyeceğim? M-2 eşittir. Ya kök 12 ya da eksi kök 12 diyeceksin. O zaman da yine çarpımdan ya da toplamdan sonra güzel bir sayı gelir ama yani bu tarzı benimsemekte fayda var. Şimdi mesela ben burada şöyle bir yorum yapayım arkadaşlarım. Yani şunu ne yaptık biz? Keser dedik, kesmez dedik teğet dedik. Mesela bir parabolün x ile alakalı durumunu buradan doğruyla bir ilişkilendirmeye çalışalım bakalım. Onları öğrendik ama burada bir tekrar etmeye çalışalım. Mesela bu nedir arkadaşlarım? Koordinat düzleminde şöyle iki farklı nokta kesen bir parabol değil mi? burada kesiyor. Aslında şurası ax kare artı bx artı c. İki farklı noktada kesiyorsa ne yapıyorduk? Bunun deltası pozitif yapıyorduk. Aslında yaptığımız şey şuydu bak. Şurası x ekseni ya aslında y eşittir 0 doğrusudur. Çünkü burası y eşittir 1 doğrusu. Bir üstündeki y eşittir 2 doğrusuysa bu da mantık. y eşittir 0 doğrusudur. Aslında, aslında bizim yaptığımız şu ax kare artı bx artı c ile şu sıfırı ortak çözüyorduk. Ve böyle bir denklem geliyordu. Bunun da deltasına göre işte kesiyorsa kesmiyorsa t ise yorum yapıyorduk. Aslında bunu daha önceden yapıyorduk. Ama böyle olduğunu bilmiyorduk. Artık farklı bir doğru geldiği zaman da böyle yaptığımızı anlamış olmalıyız. Tamam yani aslında perde arkasında hep aynı şeyleri yapıyoruz. Ama mantıken de bunları bir çıkarımda bulunuyoruz. Evet geldik buna. Her kitapta bulunan soru ve hep de ezberlenen soru arkadaşlarım. Hiç ezberlemeye gerek yok. Sadece ve sadece mantığını kullandığın zaman bile bu soruyu yaparsın. Bunu ezberliyor öğrenciler. Yani şöyle olsa böyle olur diyorlar. Gerek yok arkadaşlarım. Sadece ve sadece sorunun ne dediğine bak. Bak şimdi. Parabol varmış. Tamam. X eksi 2 doğrusuna en yakın noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi öyle bir parabolün varmış ki senin. Bir de böyle bir doğrun varmış. Bu doğru bu parabolü kesmez herhalde. Değil mi? Şimdi kesmez herhalde diyoruz da bir kullanalım bakalım. Yani bir uygulayalım bakalım. Kesiyor mu? Kesmiyor mu? Bir garanti edelim. Hem uygulama yapmış oluruz. Nasıl anlayacağız? X kare artı 5X artı 4 eşittir. X eksi 2 diyeceğiz. Attık bunu buraya. X kare artı 4X oldu. 5 xten X çıktı. artı 6 eşittir 0. Hemen bunun deltasına baktık. Deltası B kare eksi 4AC'den 24. Yani Eksi 8 yaptı. Hakikaten de küçük sıfır. Yani kesmediğini garanti ettik. Şöyle bir doğru arkadaşlar. Tamam mı? Parabolün dışında parabolle alakası olmayan bir doğru. Tamam. Güzel. Şimdi diyor ki bize senin doğrun y eşittir x eksi 2 kuralında. Tamam. Ama doğrusuna en yakın noktası parabolünde kimmiş? x kare artı 5x artı 4. Bak tane tane anlatıyorum. Hiçbir zor tarafı yok. Sadece dinle x kare artı 5x artı 4. En yakın noktası diyor arkadaşlar. Şimdi parabol üzerinde sonsuz tane nokta var zaten. Acaba hangisi en yakındır? Mesela şuradaki nokta mı en yakındır buna? Tabii ki dik uzaktan bahsediyorum. Yoksa biraz daha şöyle yaptığım nokta mı? Ya da şöyle mi? ya da burada kimi ya da buradaki mi böyle geliyor. Şimdi şuradaki nokta görüldüğü üzere en yakın değil mi? Şuradaki nokta görüldüğü üzere en yakın. Aman diyeyim buna tepe noktası falan demeyin. Onu bilemezsiniz. Tepe noktası olup olmadığını bilemeyiz. Herhangi bir nokta. Tamam mı? Pekala ben bu noktayı nasıl bulacağım? Bu noktayı şöyle bulacağım arkadaşlarım. Şunlar 90 derece değil mi? Yani dik uzaklık olduğu için 90 derece. Ben bu doğrunun Böyle alsam bu doğruyu biraz yaklaştırsam parabole. Şöyle yaklaştırsam. Biraz daha yaklaştırsam. Tabii ki nasıl yaklaştırırım? Paralel olarak yaklaştırırım. Biraz daha yaklaştırdım. Ta ki nereye kadar? Parabolle doğru teğet oluncaya kadar yaklaştırdım. Tamam mı? Paralel doğrular şeklinde bunu aldım. Böyle yaklaştırdım. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir paralellik lafı mi burada paralellik lafı geçtiyse o zaman benim şu çizdiğim yeni doğru y eşittir x şeklinde olmalı. Çünkü niye? Bu y eşittir x ile başlıyor. Bunun eğimi 1 ise bunun eğimi de 1 olacak. Hocam nereden biliyorsun y eşittir x olduğunu? Bilmiyorum. Sadece x'li bir şey olduğunu biliyorum. Yanındaki sayıyı tahmin edemiyorum şu an. A diyorum. Bak tekrar söylüyorum. En yakın noktası burasıdır. E buraya da bu doğrunun paralelleriyle geliyorum. Ve diyorum ki benim yeni doğrum y eşittir x artı a şeklinde olmalı. x'i şunun eğiminden söyledim. Burası 2x olsaydı burası da 2x olacaktı. Tamam yani bunun eğimi neyse bunun eğimi de o olacak. Çünkü niye? Bunlar birbirine paralel. Güzel. Bu da güzel. Artık soru neye döndü arkadaşlarım? Bu parabolle bu doğru teğetler değil mi birbirlerine? Evet teğetler. O zaman biz a'yı bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Bunları ortak çözeriz değil mi? x kare artı 5x artı 4 ile x artı a'yı ortak çözeriz. Tamam çözelim. Attık bunu buraya. Burası x kare artı 4x artı 4 eksi a eşittir 0 oldu. Tamam. Bu arkadaşlarım ya delta eşittir 0 yaparsın bir önceki gibi ya da tam kare olduğunda düşünebilirsin. Çünkü ikisi de aynı şeyler. Biz isterseniz delta yapalım. B kare yani 16 eksi 4 tane a çarpı c yani 4 eksi a'nın 0 olmasını bekliyoruz artık. Tamam mı? E buradan 16 dağıttım. Eksi 4 A. Atıyorum buraya artı 4 A eşittir 0. Şu eksi 4 A nereden geldi? Şurası 16 olacak değil mi? Heh. Şurası 16. 16 eksi 4 A artı 4 A. Bunlar gitti arkadaşlarım. Demek ki bizim 4 A'mız aslında 0'mış. Yani A'mız aslında 0'mış. Yani hakikaten de y eşittir x geldi ama öyle olacak diye bir kaide yok. Belki y eşittir x artı 1 gelecekti. Bilemiyorum. Bu tamamen bir aslandı. Şimdi e biz ne istiyoruz? En yakın noktasının daha hiçbir şey yapmamışız ki. Dur bakalım. Yani şuradaki noktayı istiyor. Şimdi arkadaşlarım ortak denklemin benim hangisi? Ortak denklemim şu değil mi? Ben geliyorum burada x gördüğüm şey a gördüğüm yere sıfır yazıyorum. Buldum ya onu. E buradan ne oldu? x kare artı 4x artı 4 eşittir 0 oldu. Ki bu tam karedir kesinlikle. Çünkü delta eşittir 0 geliyoruz. x artı 2'nin karesi eşittir 0. x eşittir eksi 2. Bu eksi 2'nin anlamı ne? Bu eksi 2'nin anlamı şu arkadaşlarım. Buradaki noktanın birinci bileşeni eksi 2'ymiş. Tamam mı? Buradaki a'yı da 1 bulduğum için doğrumun adı da y ye eşittir x'miş. Pekala ikinci bileşeni arkadaşlarım eksi 2 ister eğride yani parabolde yerine koy istersen doğru da. Kolay olun doğru yerine koymaktır. x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 virgül eksi 2 diyorum. Ve önemli bir sorunun da sonuna geliyorum. Geliyor mu? toplamı diyor. Toplayalım artık eksi 4 oluyormuş. Bak bu kadar şeyi ezberleyemezsin. Mümkün değil. Bir yerde illaki bir kopukluk olur. O yüzden ne yapacaksın? İşin mantığını arayacaksın. Böyle bir soru çözdüysen elinde ne kadar kitap varsa hepsinden araştır bu soruyu. İşte bu parabolün bu doğrusuna en yakın noktası. İlk önce baka baka yap. Mantığını kavraya kavraya yap. Böyle ezbere 10 kez yapmaktansa bir kere mantığını kavraya kavraya yapmak Emin ol her şeye bedeldir. Tamam mı? Bak zor değil. E, mantığı var sadece. İşlemler falan zaten kendi kendine gelip gidiyor. Anlaştık. Hadi bakalım. Bak yavaş yavaş artık tarzı değiştiriyoruz. Şimdi geldik buna. Ne diyor? Paraboli ile doğrusunun kesim noktalarının absileri toplamı kaçtır diyor. He, kesiştiklerini garanti etti. Artık bir de kesim noktanın absileri toplamını soruyor. Tamam. Yani senin şöyle bir parabolün var diyor. Şöyle bir doğrun var diyor. Şuradaki nokta ile buradaki noktanın absileri toplamı. E kolay. Buluruz biz bunu değil mi? Bunu buluruz sonra toplarız. Hadi bakalım. İlk önce kesim noktalarını bulmamız için bizim bunları ortak çözmemiz lazım. Yani x kare eksi 4x artı 2 eşittir. 2x artı 6 dememiz lazım. Atalım arkadaşlarım bu tarafa. x kare... Eksi 4x artı 2'yi bir yazalım. Şu eksi 2x eksi 6'yı da bir yazalım ve eşittir 0 diyelim. Buradan x kare eksi 6x artı 8 eşittir 0 diyelim. Tamam. E bunu çarpanlarına ayıralım. E kolay. Ne olacak bunu çarpanlara ayırmak? Değil mi? Kolay bir şekilde ayırabiliriz. Şimdi 4'e 2 diyelim. Şurasını. Eksiye eksi diyelim. Ve x'e de x diyelim. Çünkü çarptığım zaman artı 8 topladığım zaman eksi 6 yapıyor mu? Yapıyor. Tamam. Çarpanlarına ayırdığım zaman x eksi 4 çarpı x eksi 2 eşittir 0. E buradan x'im ya 4'tür ya da kimdir? 2'dir. Şimdi bu ne anlama geliyor arkadaşlarım? Burada kesiştiği noktalardan bir tanesinin apsisi 4. Bu noktanın da apsisi 2. Tamam mı? Hocam bu solda kaldı bu sağda kaldı ona bakmıyoruz biz burada. Tamam mı? İstersen buraya 2 yaz. Önemli değil o. Yani koordinat üzerine çizmedik ya. Hangisi sağda hangisi solda onu şey önemli değil o kadar. Şuraya 4 yazalım. Hadi sıkıntı yok. Sonra ordinatını da bulmak gerekebilir belki. E ne yapacaksın? E bu nokta hem parabolün üzerinde hem de doğrunun üzerinde olduğu için ikisinden birine yazabilirsin. Şuraya yazalım arkadaşlarım. 2 yazsam buraya 2 kere 2 4 6 daha 10. Yani bu noktanın adı 2,10'muş. E buraya 4 yazsam 2 kere 4 8 6 daha 14. Bunun adı da 4 4,14'müş. Hani dedim ya kesişiyorlarsa kesim noktalarını bulmak zorundayız diye bulacağız yani bir şekilde işimize yarar. Apsisleri diyor arkadaşlarım. Apsisler 2 ve 4 olduğu için bunların toplamını da 6 deriz. Ordinatlar deseydi 10 ile 14'ü toplardık. Onların da toplamını kolay bir şekilde bulmuş olurduk. Tamam nasıl gidiyor iyi mi? Sıkıntı yok değil mi? Hadi bakalım. Geldik buna. Ne diyor? Parabolü varmış, doğru varmış. Kesim noktalarının orta noktasının diyor. Orta noktasının. E kolay bu da arkadaşlar. Yani yazarız, değil mi? O zaman orta noktasını güzel bir şekilde bulabiliriz. Hadi bakalım. Yani biraz öncekinin direkt aynısı gibi. İlk önce ne bulacağımızı şey yapalım. Şunu bulduk. Şimdi bu nokta, bu nokta kesim noktaların orta noktası. Yani şu orta noktayı şunlar eşitse tam şuradaki noktayı bulacağız. E güzel. Yani burada bulduk değil mi? Yani bak burada 2 ile 4'ü topladım. Kaç? 6. 2'ye böldüm. 3. 10 ile 14 toplasam 24. 2'ye bölsem kaç yapıyor? 12 mi yapıyor? Şurası da 12. E 3'e 12 bak aynı bunun gibi. E kolaymış ya. Niye biz o soruyu sormuşuz ki? Dur bakalım niye sormuşuz acaba? ortak çözelim arkadaşlarım. Yani x kare artı 6x artı 5. Eşittir 2x artı 3 diyeceğiz. Güzel. Bunu buraya gönderiyoruz. x kare Artı 4x artı 2. eşittir 0 dedik. Tamam. Çarpanlarına ayıralım. 2 e, tane sayı bulacağım. Çarpımları artı 2. Toplamları artı 4. Öyle iki tane bir sayı. Böyle tam sayılarda falan yok değil mi? O zaman sıkıntı. Sıkıntı sıkıntı. Ne yapacağız? Bize neyi sormuş? Bize buradaki noktaları sormamış. Orta noktasının koordinatlarını sormuş. Şimdi arkadaşlarım iyice bir dinle bakalım burayı tamam mı? Şimdi bak burası nedir? X1'e Y1 gibi bir nokta. Bulamasak da böyle bir nokta var mı? Var. Çünkü niye bak bunun deltasına baktığın zaman 16 eksi 4 AC'den 8. Zaten bulamamızın sebebi de burası tam kare çıkmadı. O yüzden bulamadık. Yani 9 gibi bir şey çıksaydı 16 gibi bir şey çıksaydı biz bunu çatır çatır bulurduk burada. Ama dua etsin o 8 çıktı. Değil mi? Tamam. Yani olmadığı anlamına gelmiyor. Var ama bize ne soruyor ona bakalım. X1 e Y1 bu noktanın koordinatları. Şuradaki X2 Y2 de bu noktanın koordinatları. Tamam. Bize neyi soruyor arkadaşlarım? Şuradaki nokta. Pekala buradaki nokta ne? Orta nokta olduğu için hemen hatırla orta nokta bağıntısını. Analitik geometride hemen bitecek zannettin değil mi orada? Yani buraya kadar geldi bak. X1 artı X2 bölü 2. Şurası da Y1 artı Y2 bölü 2'dir. Tamam. Hocam yazıyorsun yazıyorsun da bu X1 ile X2 ne? İşte arkadaşlarım x1 ile x2 bunun kökleri. E ne istiyor senden? Toplamlarının yarısını yani aslında bunların kökler toplamını bul diyor. Nedir? Eksi b bölü a'dan eksi 4. Ben de burayı bulmak için diyor 2'ye böleceğim diyor. Böldüm 2'ye eksi 2. Güzel. Hocam y1 ile y2 ne? İşte y1 ve y2 şurayı bulduk ya arkadaşlarım biz. Yani şuraya eksi 2 bulduk ya. Artık ben bu noktayı bulmak istiyorum. E bu nokta şey bu do, bu nokta doğru. Bu doğrunun üzerinde mi? Yani 2x artı 3'ün üzerinde mi? E tabii ki de üzerinde hocam. O zaman ne yapacaksın? O noktaya gideceksin. Doğru da yerine yazacaksın. 2 yazdım. Eksi 4. 3 daha. Eksi 1. Demek ki bu orta noktası. Eksi 2'ye eksi 1'miş. Anlaştık mı? Bak nasıl sorular çıkıyor ha. Dikkat edin bak. Yani ezberle falan öyle biraz ilerleteyim. Öyle olsun böyle olsun bu işler böyle olmaz. Böyle tane tane yavaş yavaş gideceksin. Alacaksın eline kalemi. Alacaksın pdf'yi. Yazacaksın arkadaşlarım. Zor değil. Evet geldik bu sorumuza. Ne diyor? Şekilde grafikleri çizilen doğru ve parabolün kesim noktaları A ve B'dir. Güzel. Buna göre alan ACB kaçtır diyor. ACB. Tamam. Şimdi arkadaşlarım kesir noktalarını verdiyse bizim bunları ilk önce bir bulmamız lazım değil mi? Bir bulmaya çalışalım bakalım. Şimdi ortak çözümümüzü bir yapalım biz. Yani x kare eksi 4x artı 1 eşittir diyelim. Şuradan y artı x eksi 5 ya şunu direkt şöyle karşıya atıp y eşittir eksi x artı 5 yazabiliriz. Şuraya eksi x artı 5 yazabiliriz. Buradan x kare bunu buraya attım. Eksi 3x attım buraya. Eksi 4 eşittir 0 geldi. Tamam güzel. Şimdi bunun çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Şuraya 4'ü e 1 yazalım. Eksiye artı yazalım. Ve da x'e x, e x yazalım. Artık çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 4 çarpı x artı 1 eşittir 0'dır. Yani bizim x'imiz ya 4 gelebilir ya da eksi 1 gelebilir. Şimdi arkadaşlarım 4 diyorsam şuradaki nokta 4'tür. apsisi 4'tür. E 4'ü ben burada yerine yazarsam da kim çıkar burası? 1 çıkar. Çünkü eksi 4 artı 5'ten. Şuradaki noktam absisi eksi 1'dir. Eksi 1'i yazarsam da 1, 5 de burada 6 yapacak. Şimdi benden ne istiyor? Alan ACB'yi istiyor. Tamam. Alan ACB. Yani buradaki üçgenin alanını istiyor. Bakalım. Şimdi şunu yapabiliriz. Acaba şansımız yaver gider mi? Şurada 0 yazarsak burası 1 değil mi? Bakın ne olmuş? bir birim yukarıda. Değil mi? B noktası da bir birim yukarıda. Burası da bir birim yukarıda. Demek ki şuradaki mesafeyi biz bulabiliriz. Değil mi? Sıfırla 4 arasındaki mesafe kadar. Yani burası 4 birim. Tamam. Burası geniş açılı bir üçgen. E, geniş açılı bir üçgen olduğu için şuradaki yüksekliği dışarıda bulabilirim. Şudur yüksekliğim. Ne yapmış arkadaşlarım? 6 birim yukarıya gitmiş. E bir birimi buradaysa o zaman burası da 5 birimdir. Demek ki şuradaki tarla bölgenin alanı aslında 5 çarpı 4 bölü 2'den kim yapacakmış? 10 yapacakmış. Güzel. Ama şöyle bir şey olsaydı. Acaba biz burayı böyle tabana paralel bulmasaydık ne yapabilirdik? Onun da hakkında konuşalım. Bazen de öyle de gelebilir. Şimdi arkadaşlarım mesafem AB değil mi? Yani biz taban çarpı yükseklik bölü 2 de yapabiliriz burada. Yani şuradaki yüksekliği bulsak ki bu nedir? Noktanın doğruya olan uzaklığıdır. Onu hesaplasak sonra AB'yi de bulsak bir şeyler yapabiliriz. Hadi bakalım onu da bir yapmaya çalışalım. Yani illaki böyle gelecek diye bir kaidesi yok. Şimdi o zaman A, B'yi bulalım biz. İki noktası bilinen doğrular arasındaki şey noktalar arasındaki mesafe. E nasıl yapacağız? 1'den 6 çıktı. Eksi 5 karesini aldım. 25 artı. 4'ten eksi 1 çıktı. 5 karesini aldım. 25 karekökünü aldım. Burası ne yaptı? Karekök 50. Yani aslında 5 karekök 2 yaptı. Şuradaki AB mesafesi. Sonra biz şuradaki C noktası yani 0'a 1'in şuradaki doğru yolun uzaklığını bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Analitik geometriden hatırlayın. Noktanın doğru yolun uzaklığı. E 0 yazacağım x gördüğüm yere y gördüğüm yere de 1 yazacağım. Şu doğruda tabii ki. 1 artı 0 eksi 5. Mutlak değer alıyordum. Bölü diyordum. Şunların kat kareleri toplamı. Yani 1'in karesi artı 1'in karesinin bir de bunun da karekökünü almam gerekiyor. Tamam. Şurası ne yaptı? Eksi 4. Mutlak değeri 4. 4 bölü karekök 2 yaptı. O da 4 karekök 2 bölü 2. Yani aslında 2 karekök 2 yaptı. Güzel. E şimdi benim yüksekliğim 2 karekök 2 geldi. Çarpı tabanımda bulmuştum. 5 kök 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den yine biz şunlar birbirini götürürse 10 sayısına ulaşabiliriz. Yani önümüze çıkabilecek bütün ihtimallere karşı bir çözüm yöntemi aslında bu. Yani her zaman dediğim gibi şu parça şu parça tabana paralel gelecek diye bir olay söz konusu değil. Anlaştık. Bak son sorular artık iyice bir bizi yorumumuzu arttırmaya başladı. Evet geldik bakalım burada ne diyor? Grafiği grafiği tabii ki grafiği verilen fx fonksiyonu ile d doğrusu a teğet. Tamam burada bir teğetlik varmış. Buna göre D doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Yani diyor ki bana bu D doğrusunun denklemini bir bulu ver. Tamam bulalım diyorsa biz buluruz değil mi? Yani D doğrusunun denklemini de buluruz. Fx'inki de buluruz. Hepsini buluruz. Şimdi arkadaşlar buradaki açı 135. Tamam o zaman buradaki açı 45. Bak bu 45 bizim en sevdiğimiz açıdır. Çünkü niye? Direkt bize denklemini zaten y eşittir x ile başlatır. Çünkü tanjant 45'tir. Eğimi 1'dir e x artı tabii ki de a olmak zorunda burası. Bilmiyorum çünkü ki a olacak ki başlangıçtan geçmiyor zaten. Şimdi bizim bu a'yı bulmamız lazım ki zaten y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır diyor ya x'e sıfır verdiğim zaman zaten değer a çıkmalı. Yani aslında a'yı arıyoruz biz burada. Arayalım. Şimdi bir parabol var. Bir doğru var. Bunlar birbirine teğet. O zaman ne yapmam lazım? Denklemlerini ortak çözmem lazım. Tamam. Doğrunun denklemi elimde. Ama parabolün denklemi yok ki. İşte dön önceki derslere. Grafiği verilen parabolün denkleminin yazılması. Değil mi? Olay buydu. E nasıl yazacağım hocam? E bak eksenleri kestiği var. Değil mi? O zaman ne yapalım? A çarpı x eksi x'i kestiği nokta şöyle x artı 3 çarpı diğerinde x eksi 3 diyecektim. Bu bizim fx'in denkleminin bir parçası. Şimdi a'yı bulmak için ne yapacağım? X 0 yazacağım ki eksi 9'a gelsin. Tamam 0 yazayım 3 olsun. 0 yazayım eksi 3 olsun çarpı a. Eşittir ne oldu? Eksi 9 olmasını istiyorum ben burada. Tamam a yani 1 oldu. Güzel a 1'miş. Demek ki aslında benim fx'im x artı 3 çarpı x eksi 3. Yani aslında x kare eksi 9'muş. Güzel. Bunun denklemini de buldum. O zaman ne yapmam lazım? Artık şu doğruyla ortak çözüp deltasını sıfıra işlemem lazım ki teğet olduğunu anlayayım. E bakalım arkadaşlarım x kare eksi 9 değil mi? Eşittir x artı a demem lazım. Buradan atıyorum bu tarafa x kare eksi x eksi 9 eksi a eşittir 0. Bu bizim ortak denklemimiz. E, bunun bu parabole teğet olabilmesi için de bunun da deltasının sıfır olması lazım. E, deltası b kare 1 eksi 4 ac eksi 4 c'si eksi 9 eksi a eşit. 1 0 oldu arkadaşlar. Yani konuşamadım. Şimdi buradan ne yapacağız? Düzenleyeceğiz artık. Düzenlediğim zaman 1 artı 36 artı 4 a eşittir 0. O zaman buradan 4 a ne geldi? Eksi 37 geldi. Mi? Şurası 37 yaptı. Karşıya attım. Eksi 37. A da eksi 37 bölü 4. E biz en baştan diyorduk ki burada x'e sıfır verdiğim zaman buradaki sayıyı bulmam lazımdı. İşte o da eksi 37 bölü 4 imiş. Zaten eksi 9'un da altında bir sayı. Bak buralarda bir sayı. Anlaştık. Bak bu sorular artık normalden biraz değişik. Yani yorumumuzu yaptıktan sonra artık bunlara geçmemiz lazım. Şimdiki bu soru ne diyor? 4 eksi 2x doğrusu ve fx eşittir a x kare artı bx artı c parabolü a ve t noktalarında kesişmişler. Tamam. Bunun hakkında hiçbir bilgi yok. E ne diyor? T parabolün tepe noktası yani şurası tepe noktası. AB eşittir 2 tane BT. Tamam yani AB'ye ben atıyorum 2 ne diyeyim mesela 2K dersem değil mi? BT de K olacakmış. Burası da K olacakmış. Tamam olsun. Olduğuna göre bu toplamın değeri kaçtır diyor. Böyle verdiğine göre herhalde güzel bir sayı çıkmasını istediği içindir. Şimdi arkadaşlar nereden tutalım nereden başlayalım. Bak şimdi. Burada ilk önce şu doğrunun şeyi var mı? Denklemi var mı? Var değil mi? Yani ben burada x gördüğüm yere 0 yazsam direkt şurayı 4 olarak yazabileceğim değil mi? Çünkü x eksenini şey y eksenini kestiği nokta. Hatta buradaki parabolde x eksenine 0 verdiğim zaman 4 çıkması için şuradaki c'nin de 4 olması gerekiyor. Hatta c'yi direkt pratik olarak buldum bile. Güzel tamam bunu yaptık. Sonra y'ye 0 versem x'in 2 olacağını biliyorum değil mi? Burada y'ye 0 versem x'i 2. Yani şuradan şuraya kadar ki mesafe 2. Tamam bunu da bulduk. Şimdi acaba şuradaki orandan bize bir şeyler gelebilir mi? Burası madem tepe noktasıysa arkadaşlar, şöyle ben simetri eksenimi çizsem. değil mi? Bunu çizdim şöyle, şöyle siyah kalemimi almak istiyorum. Bunu çizdim. Şimdi ikiye bir bir oran var, değil mi? Yani burası iki parçaysa, burası bir parça. O zaman şurası ile şurası arasında da aynı oran olacak. Yani burası dört parçaysa, aslında burası da iki parça. E sonra burası e, bu doğrunun x ekseni kestiği yerde yani 2 idi. 2 ise o zaman burası da 1 diyebilir miyim? Diyebilirim değil mi? Yani aslında bak ne bulmuş oldum ben? Buradaki tepe noktasını aslında bulmuş oldum. Ne yapmış? Şurası 2. 2. Şurası 1. 3 birim sağa gitmiş. Yani tepe noktasını bulmaya çalışıyorum. 3 birim sağ. Yani 3 virgül. 2 birim de arkadaşlarım aşağı gitmiş. Demek ki eksi 2. Şurada da bir tane bir noktam var mıydı benim? Buradaki noktada sıfıra 4 noktası. E tamam e ben parabolün denklemini buldum bile. Nasıl buldum? fx eşittir. a çarpı x eksi 3'ün karesi artı k diyeceğim. Ama buraya da eksi 2. Eksi 2 olduğu için eksi 2 yazacağım. Sonra 0 yazdığım zaman burası ne oldu? 9a eksi 2 eşittir. Değil mi? 0 yazdım. 9a eksi 2'nin kim olmasını istiyorum ben? 4 olmasını istiyorum. Değil mi? Tabi buradaki a ile buradaki a birbiriyle aynıdır herhalde şöyle 4 olmasını istiyorum. Tamam. Bak burada 9 A sebebi aslında buymuş. Şimdi ben bunları yerine yazayım arkadaşlarım. Çünkü B'yi de bulacağım ya. güzel bir şeyler çıksın. Şimdi ben buraya A gördüğüm yere ne yazayım? Oranlarsam 3'e bölsem 2, 3'e bölsem 3. 2 bölü 3 yazmam lazımmış. Aslında benim parabolüm 2 bölü 3 parantezinde. Çünkü AX kare artı BX artı C şeklinde nitelenmiş ya. Açmam lazım. X kare eksi 6X değil mi? artı 9 eksi 2. Düzenlemem lazım. 2 bölü 3x kare. Şunu çarparsam eksi 4x yaptı. Bunu çarparsam e, 2 bölü 3 çarpı 9 6. 2 çıktı 4 yaptı. Böyle bir ifade demiş arkadaşlarım. 9a diyor. Yani 2 çarpı e, şey 9 çarpı 2 bölü 3'ten. Şurası 9 çarpı 2 bölü 3. Artı b'si Eksi 4 olduğu için artık bu eksi 12'ye geldi. Değil mi? Bu eksi 12'ye geldi. C'si de zaten en başta bulmuştuk. 4'tü. E bunlar gitti. 3 oldu. 3 kere 2 6. 12 çıktı. Eksi 6. 4 daha. Eksi 2 ile bu sorumun da sonuna geldim. Bak oran var. Benzerlik var. Hepsi var. Tamam. Evet geldik bu sorumuza. Bu sorumuzda şekilde grafiği verilen fx fonksiyonu ile yani parabolü ile D doğrusu A ve apsisi 4 olan iki noktada kesişiyor. Buna göre doğru ile parabolün kesiştikleri noktalar arasındaki mesafe kaç birimdir diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlarım burada ne var? Hem yani bir x kare var. İyi. Başka sayısı 1. O bize bir fayda sağlayabilir. Bak şurada bir x 3 var. Değil mi? Direkt buradaki x yerine 0 yazdığım zaman çıkacak sayı x 3 olduğu için direkt ben şuraya şöyle bir x 3 yazabilirim. Şurada bir 1 var. Biri kullanacağız. E, 4'te de bir şeyler çıkacak. Tamam. Yani bir şeyler yapacağız. Şu iki nokta arasındaki mesafeyi bir bulacağız. Bir bulmaya çalışalım bakalım arkadaşlarım. Şimdi şu doğrunun denklemini bir yazmaya çalışalım. Şimdi x gördüğüm yere sıfır yazacağım ya. Sıfır yazında bir çıkması için bu doğrunun denklemi en azından y eşittir ax artı bir şeklinde yazılabilir. Tamam bu bana bir şey katabilir. Şimdi şurası ortak nokta değil mi? Şimdi ben 4 yazarsam parabolde 4 yazdım. 16 artı 4b eksi 3 eşittir bir değer geldi. Aynı değer burada 4 yazdığım zaman 4a artı 1'e eşit olacak değil mi? Şöyle 4a artı 1'e eşit olacak. Tamam bunu da yazdım. O zaman şöyle atalım bunları bir tarafa. Yani 4b olsun eksi 4a olsun. Şurası artı 13. Karşıya atarsam eksi 13. Bir daha eksi 12 oldu. Şimdi bunları ne yapalım? 4'e bölelim. 4'e böldüğüm zaman b eksi a eşittir. Eksi 3. Yani aslında B gördüğüm yere ben A artı 3 yazabilirmişim. Değil mi? Yok A eksi 3 yazabilirmişim. Ya da A gördüğüm yere bir şeyler yazabilirim. Şu an B gördüğüm yere A eksi 3 yazdım. Tamam bu benim işimi görebilir mi? Yani bu parabolde bunu yazdım. İyi. Sonra burada kesişiyorlarmış değil mi arkadaşlarım? Şuradaki noktanın adı ne? X gördüğüm yere sıfır yazarsam bunu buluyordum. Y gördüm yere sıfır yazsam bunu bulacağım. Yani eksi 1 bölü A'dır bu noktanın apsisi değil mi? Şimdi bu noktayı ben burada da yerine yazsam sıfır çıkacağını biliyorum değil mi? Şurada yerine yazacağım. X kare yerine eksi 1 bölü X yerine 1 bölü A yazdım. Karesi 1 bölü A'nın karesi. Tamam. Sonra B gördüğüm yere A eksi 3 yazmak istiyorum arkadaşlarım. X gördüğüm de bunu yazacağım ya. Eksi 1 bölü A dedim. Çarpı. B gördüğüm yere A eksi 3 yazıyorum. Yani A'yı bulmak için bana bir fırsat. Eksi 3 eşittir 0. Tamam güzel. Sonra A çarpalım bunları. Yani paydalarını eşitleyelim. Şimdi burası ne olacak? Şöyle yaptığım zaman 1. Değil mi? A çarptığım zaman eksi A kare. Değil mi? Sonra eksi A kare artı 3 A. Değil mi? Eksi 3 A kare eşittir 0 yapacak. Değil mi? Çünkü bunda a kare ile payda işliyorum. Artık buradan sonra 3 a kare şurası da a kare yaptı. Eksi 4 a kare yaptı. Şurası artı 3 a yaptı. Ve a artı 1 eşittir 0. Burada biz eksi sevmiyoruz. Şöyle 4 a kare eksi 3 a eksi 1 eşittir 0 diyelim biz buraya. Tamam mıdır? Sonra şurayı 4 a'ya a diyelim. Şuraya da 1'e 1 diyelim. Şöyle eksi şöyle artı desek. Eksi 4 a artı a daha. Eksi 3a yaptım. Şöyle yaptığım için çapraz çarpmam lazım. Yani 4a artı 1 çarpı aslında a eksi 1 eşittir 0 demem lazım. A arkadaşlarım ya eksi 1 bölü 4 geldi ya da kim geldi? 1 geldi. Şimdi hangisini kullanacağım? Bak dikkat edin sol taraftayız diye bunu kullanacağız diye bir şey yok. Buradaki apsisimiz bizim eksi 1 bölü a. Ben eğer eksi 1 bölü 4 yazarsam burası otomatikman 4 olur. Sıkıntı çıkarır. Sol tarafta 4 diye bir sayı yoktur. O zaman neyi kullanacağım? A yerine 1'i kullanmam lazımmış. Yani burayı eksi 1 bölü 1'den buradaki noktanın aslında absini eksi 1 buldum ki noktanın adı da eksi 1'e 0'dır. Güzel. Bak bu kadar iş yaptık. Sadece bu noktayı bulmak için. E tamam. E bundan sonra artık biz doğrunun şeyini de bulduk. Denklemini de bulduk. A'yı 1 dedik ya. Buradaki doğru demek ki y x artı 1'miş. E 4 yazdığım zaman e 4 bir daha 5. Yani buradaki noktanın adı 4,5 olacak. Ne diyor? Noktalar arasındaki mesafe. E iki nokta arasındaki mesafe. Şurada yapalım. 4'e 5 virgül eksi 1'e 0 noktası arasındaki mesafe. 4'ten eksi 1 çıktı. 5. Karesi 25. Şurayı yazayım. 5'ten 5 çıktı. Bu da 5. Bunun da karesi 25. Karekökü 50. Yani 5 karekök 2 yapmış oldu. Bak sorular nasıl artık yavaş yavaş sertleşiyor değil mi? Yani çok zor değil aslında ama bütün yorumları yaptıktan sonra artık bunları da yapabiliyor olmamız lazım. Geldik artık dersimizdeki son sorumuza arkadaşlarım. Evet biraz uzun bir ders oldu ama tane tane anlatınca ve bütün çeşitleri çözmeye çalışınca, daha doğrusu değişik tarzda sorular çözmeye çalışınca bu kadar oluyor. O kadar sıkıntı olmaz. Tamam yeter ki öğrenelim. Hemen böyle hızlı geçsem ne olacak? Yani hiçbir şey bilmeden bu videoyu izlesen ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Yani böyle gitmesi bence iyi. Şimdi ne diyor? Bu parabolü ile x artı 5 doğrusunun grafikleri analitik düzenle çiziliyor. Tamam. Bu, bu iki grafik arasında kalan kapalı bölge veya grafiklerin üzerinde olacak şekilde bir x y noktası alınıyor. x kare artı y karenin en büyük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlarım grafiklerini çizeceğiz de biz bunun grafiğini nasıl çizeceğiz ki? Burada eksi 7 çarpmalı eksi 7 toplamları artık yapacak sayıları bulamayız. Ama bir grafiği en azından x eksenini kesiyor mu kesmiyor mu ona bakalım. Kapatarsak bir çizmeye çalışalım. Bunun rs eksi 1'dir değil mi? Eksi b bölü 2a'dan. Sonra deltasına baksam 4 artı 28. B kare eksi 4 daha 32. Yani x eksenini kesiyormuş arkadaşlarım. Kapatarsak öyle bir şey çizebiliriz. Yani şöyle bir koordinat düzlemini alsak. x eksenini kesiyor ve r'si de eksi 1. Yani tepe noktasının abisi eksi 1. Şöyle bir e şey arkadaşlarım şöyle bir grafik yani şöyle bir parabol. X'i de eksi 7'de. Şöyle. Heh. Burası eksi 1. Tamam. Y eşittir işte x artı 5. Bu ne? X'e 0 verdiğim zaman y'si 5. Y'ye 0 verdiğim zaman da x'i eksi 5. Değil mi? Tamam. Yani o da acaba şöyle mi kesiyor? Şöyle mi kesiyor? Yani şuradaki sayıya bir dikkat etmem lazım. Bir bakalım bakalım. Buradaki sayı kaç? Şimdi arkadaşlar ben bunu sıfıra eşitlesem. Desem ki x artı 1'in karesi. Birinci ile ikinci çarpım ilk şurası gelecek ya. Şimdi burası 1. 7 gelebilmesi için bunun buraya ne yazmam lazım? Eksi 8 eşittir 0 yazmam lazım. O zaman buradan x artı 1 eşittir. x artı 1'in karesi eşittir. 8 yazdım. O zaman x artı 1 eşittir. 2 kök 2 oldu. Ya da x artı 1 eşittir. Eksi 2 kök 2 oldu. Yani ben şuradaki noktaları merak ettim açıkçası. O zaman x eşittir eksi 2 kök 2 eksi 1. Tamam. Yani şimdi burası 2 olsa arkadaşlarım 2 kere eksi 2'yi çarpsam değil mi? Eksi 4 yapacak. Eksi 1 daha eksi 5 yapacak. Yani şurası aslında şurası 2 olsa bile eksi 5 yapıyor. Ama 2'den daha küçük bir değer olduğu için burası eksi 5 yapmıyor. Yani eksi 5 şuralarda bir yerlerde. Merakımı giderdim en azından. Yani şöyle bir grafik çizmem gerekiyormuş. Tamam. Böyle bir grafik. Sonra buradan diyor ki bana bu Doğru üzerinde ya da parabol üzerinde ya da şu ikisi arasında kalan alan üzerinde bir tane nokta seç diyor. Ve bunların karelerinin toplamının en büyük olduğunu bul diyor. Şimdi arkadaşlarım bu noktaların olabildiğince yukarıda ve olabildiğince de nerede olması lazım? Ee, i̇lk önce bir kesim noktalarını bulalım. Yani olabildiğince... Yukarıda ve sağda solda olursa kareleri toplamı daha fazla olur değil mi? Biz şuradaki kesim noktalarını bir bulmaya çalışalım bakalım. Şimdi ne demek istediğimi size anlatacağım. Hop hepsini götürmeyelim şunun. Şunlar gitse bizim işimize yarar zaten. Şunları da götürelim. Kesim noktalarını bir merak ediyoruz. Hemen bulalım. X kare artı 2x eksi 7 eşittir. X artı 5. Tamam. E Buradan x kare. Bunu buraya atsam artı x. Bunu buraya atsam eksi 12 eşittir 0. E buradan 4'e 3 artıya eksi değil mi? Yani x'im benim ya eksi 4 x'im benim ya da eksi 3'tür. Değil mi? Şey artı 3'tür. Yani diyor ki bana kesim noktalarından bir tanesi eksi 4. Yani şurası. Şurası eksi 4. Burası da 3 arkadaşlarım. Şimdi 3'e kaç noktası burası? 3 yazdım. 8 oldu değil mi? Şuraya da eksi 4 yazdım x yerine eksi 4 yazdım. Bu da ne oldu? 1 oldu. Şimdi bu nokta ya da bu noktalardan hangisini alırsam ben kareleri en fazla yapar? Tabii ki de arkadaşlarım şurası değil mi? Çünkü bak buradaki noktalar hem ne yapıyor? Sola doğru yaklaşıyor hem de aşağı doğru. Yani bileşenleri mutlak değerce küçülüyor. E, maksimum olacak yer demek ki şu nokta. E, kareleri toplamın bir tanesininki 9, bir ki 64 buldum. Toparladım artık. 73 yaptı. Son sorum da hakikaten güzelmiş. Bu soruyla da bu dersimizi bitirdik. Yorulduk ama değecek arkadaşlarım. Hem 11. sınıf için hem de AYT için inşallah değecek. Emeklerimizin karşılığını alacağız. Tamam mıdır? Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir dahaki derste. Allah'a emanet olun. Arkadaşlarım, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kanalımızdan arkadaşlarınıza da bahsederek bize destek olabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için Instagram, Facebook ve mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.